Evet, darbenin üzerine inşa edilen bir sistemle devleti yönettiğinizi zannediyorsunuz. Bu hain darbeyi fırsata çevirmeye çalıştınız. Bu FETÖ'cüleri devletin içerisine ben mi yerleştirdim? Bu FETÖ'cüleri askerin içerisine ben mi yerleştirdim? Bu FETÖ'cüler hakkında onlarca rapor hazırlandığında bunları görmezden gelip hayır deyip bunların bankalarının kurdelasını ben mi kestim? Bunların okulları çok iyi okullardır. Hatıra paralar basalım olimpiyatları için diyen ben miydim? Sizdiniz. Sizdiniz beyler. Hangi adamı nereye koyduğunuzu en iyi bilen sizdiniz. Onun için de onları nereden, hangi delikten çıkaracağınızı biliyordunuz. Onun için de size 3 ay yeterdi aslında. Ama fırsat o kadar hoşunuza gitti ki bu sefer darbeyi kullanmaya kalktınız. Bakın, veriler bana ait değil. Adalet Bakanlığı diyor ki biz 169.013 şüpheli hakkında işlem yaptık. 169 general tutuklandı. Kim koydu bu generalleri oraya arkadaşlar? 7.098 albay ve alt rütbe, 8.815 emniyet mensubu, toplamda 50.510 kişiyi tutukladık diyor. Bunların içerisinde 24 tane vali var. Kim atadı bu valileri ya? Kim atadı? Bunların içerisinde 73 vali yardımcısı var. Hepsi FETÖ'cü. Kim atadı bunları? Bunların içerisinde bakın, bir değil, 10 değil, 116 tane kaymakam var. FETÖ'cülükten içeri atılmış bunlar. Adalet Bakanı söylüyor bu rakamları. Bunları kim atadı oraya? Şimdi eline silah alıp milletine, meclisine kurşun sıkan insanlarla elbette hesaplaşacağız. En ağır şekilde bedellerini ödeteceğiz. Ancak elinize makas alıp da kurdelasını kestiğiniz bankaya gariban vatandaş para yatırdı diye içeri attığınızda karşınızda bizi bulacaksınız arkadaşlar. Alkışlarla açtığınız okullara çocuklarını gönderdi diye içeri attığınız insanlar sizin yarın karşınızda dikilecek, yanlarında bizi bulacaklar. Ne gariptir değil mi? FETÖ'yle el ele verip zamanında bu kantarın ayarını bozdunuz. Umarım, umarım bu kantarın ayarı düzeldikten sonra sizleri tartar. İşte bunun için biz tam 25 gün yürüdük. Tam 25 gün. Hak, hukuk, adalet diye. O kadar çok insan hak, hukuk, adalet diye bağırdı ki elbette ki bunlar sizi ve sizin gibi düşünenleri başta Cumhurbaşkanı olmak üzere korkuttu. Kendi ağzıyla Maltepe Meydanı'na 2 milyon kişi sığar, biz böyle meydanlar yaptık diyen Cumhurbaşkanı orayı Cumhuriyet Halk Partisi doldurduğunda 170 kişi gelmiş ya dedi. Ya biraz insan biraz ağırlığını hissettirir. Sen Cumhurbaşkanısın ya. Biraz ağırlığını hissettirir insan. Biraz susar bazen. Ama konuştukça elbette ki kendi açıkları, kendi defekleri ortaya çıkıyor. Yaptığınız hukuksuzluklar nedeniyle 25 kişi intihar etti. Bakın, aynı hukuksuzluklar Ergenekon ve Balyoz dönemlerinde de oldu. O zaman da sizler o davaların savcılarıydınız. Daha sonra pardon ya yanlış yapmışız dediniz. Şimdi yani bu kadar kısa zaman geçtiği halde hiç ders almamışçasına aynı şekilde bu davaların savcılığına soyundunuz. Yarın bu kadar insanın ahı inanın sizi vuracak. Yol yakınken adaleti hep birlikte tesis etmek mecburiyetindeyiz. İşte bunun için olağanüstü hal kaldırılmalı. İşte bunun için ben tam bir yıldır sakalımın her teliyle sizinle mücadele ediyorum. Gittiğim her yerde bunu söylüyorum. Her teliyle her gün mücadele ediyorum. Umarım bu mücadelem uzun sürmez. Teşekkür ederim.